Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. İsmim Yaşar. 30 yaşındayım ve İstanbul'a ikametgah etmekteyim. Şu anda özel bir işletmede aşçı olarak çalışmaktayım. Yoğun bir iş hayatım var. Sabah 8'de kalkıp işe gidiyor. Akşam evime 10 gibi varabiliyorum. Dolayısıyla pek bir sosyal yaşantım olduğu söylenemez. Çalıştığım işletme bana haftada bir gün izin hakkı sağlıyor olsa da bana dinlenmem için verilen o gün banka kuyruklarına sıra beklemekle veya ev ihtiyaçları için alışveriş yapmakla geçiyor. Böylelikle izin günüm dinlenmek bir yana dursun. İşte çalıştığım günlerden daha yorucu geçiyordu. Bu yoğun tempo dolayısıyla eşimle, dostumla da fazla vakit geçirmeme olanak sağlamıyordu. Eşim Hümeyra ile 3 yıllık evliyiz. Ancak yoğun iş hayatım nedeniyle balayına bile çıkamadık. Aslında öyle bir niyetimiz vardı ancak yürürlüğe giremedi. Tam bavullarımızı hazırladık. Şimdi yola çıkıyoruz derken gelen bir telefon bütün işi berbat etti. Daha evden bile çıkamamışken işletme sahibi beni işe çağırmıştı. Çalıştığım restoran 4 yıllık bir işletme ve işletmenin açıldığından bu yana mutfakta sadece ben ve yanımda çalışan yardımcım ile hizmet sunuyoruz. Bizim balayına çıkmamız sebebiyle işletmeye bir aylık çalışacak geçici bir eleman lazımdı. Tam elemanı buldular. Bize yol görüldü diye sevinmişken buldukları elemanın işe gelmeyişi bizim de balayı planlarını suya düşürmüştü. Dolayısıyla bavulları gerisin geriye tekrar eski yerine koyduk. Ancak bu sene işletmeden bir aylık senelik izin koparmayı başarabilmiştim. Hem de bu sefer bir aksilik olmasın diye yerime çalışacak eleman da kendim ayarladım. Eşim Hümeyra ile 3 yıllık evliliğimiz sürecinde ilk defa baş başa tatile çıkacaktık. Bundan ötürü ikimiz de heyecanlı bir şekilde hiçbir masrafı gözetmeksizin tatilimizin en verimli şekilde geçirebileceğimiz tatil beldelerini araştırmaya başladık. Annem ve babamı erken yaşta kaybettiğim için çalışma hayatına küçük yaşlarda atıldım. Dolayısıyla pek bir yerde görmemiştim. Bundan ötürü bu bir aylık tatil fırsatını dolu dolu değerlendirmek istiyordum. Tatil tek bir yerde değildi. Bir tur gezisi edasıyla geze geze geçirmek istiyordum. Eşim Hümeyra da bu fikre sıcak karşılamıştı. İzin gününe daha bir aylık bir zaman olmasına rağmen hangi ile gideceğimizden, hangi otelde kalacağımıza, hangi yerleri gezeceğimizden, hangi restoranda ne yiyeceğimize kadar planlamıştık. Sayılı gün, çabuk geçer derler ya, işte hiç de öyle olmuyormuş. İzin zamanımın önündeki bir ay bir türlü geçmek bilmemişti. O bir ay bana bir sene gibi gelmişti. Ancak zaman akıp giden bir kavram sonunda o süreç de bitti. Yarın planladığımız gibi önce Çanakkale gezimizle başlayacağız. Daha sonra İzmir, Muğla, Antalya devam edeceğiz. Tatile çıkmadan 3 gün önce bavullarımızı ve yanımıza getireceğimiz eşyaları hazırladığımız için bu gece güzel bir uyku çektikten sonra yarın sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkabilirdik. Eşim Hümeyra da ben de tatil önce son gece heyecanla kendimize uykunun kollarına attık. Sabah olduğunda heyecanın etkisiyle olsa gerek ben yola çıkacağımız zamandan biraz erken uyanmıştım. Bari gidip kahvaltılık birkaç şey alıp eşimle beraber güzel bir kahvaltı ettikten sonra yola çıkalım diye kahvaltılık ürünler almak için markete gittim. Alışverişi yaptım ve tekrar evime geri döndüm. Eve geldiğimde Hümeyra oturma odasında oturuyordu. Benim geldiğimi görünce hemen ayağa kalktı ve elimdeki poşetleri aldı. Sonrasında birlikte kahvaltı hazırlığına giriştik. Her şey güllük gülistanlık olması gerekirken Hümeyra'nın yüzünde bir çeşit endişe var gibiydi. Kahvaltı hazırlığı sürecinde onun bu endişeli hali hakkında soru sormadım. Ancak bu durum açıkçası benim de moralimi biraz bozmuştu. Kahvaltıyı hazırlayıp masaya oturduğumuzda ona ne oluyor hayatın, moralini bozan bir şey mi oldu diye sordum. Hümeyra, sana bir şey söyleyeceğim ancak biraz çekiniyorum diye cevap verdi. Ne oldu diye sormamla anlatmaya başladı. Bu tatilin planını çok uzun zaman önce yaptık, biliyorum. Hatta yapacağımız her bir faaliyeti ortak kararlar olarak aldık. Ancak dün gece bir rüya gördüm ve aklım o rüyada kaldı dedi. Gülümseyerek hayır inşallah ne rüyasıymış bu diye sordum tekrar. O da hani tatil beldelerini araştırırken sana Akçakoca'yı göstermiştim. Orada minik bir ev vardı. Hatta ikimiz de orayı çok beğenmiştik. Ancak sonra hiç aklımıza bile gelmedi. Bir anda unuttuk gitti. Dün gece rüyamda işte orayı gördüm. Ancak nasıl anlatsam bilmiyorum. Bu rüya herhangi bir rüya gibi değildi. Gördüğüm rüyada birlikte tatil oraya gidiyorduk. İnternette gördüğümüz o küçük evde tatilimizi geçiriyorduk. İkimiz de çok mutluyduk.
Ama işin garip kısmı, bu rüyayı gördüm, bitti gitti gibi değildi. Gerçekten de oraya gittik. O evde bir ay boyunca yaşadık, gezdik, gördük, eğlendik. Yani eğer sabah burada uyandığımı fark etmesem, gerçekten de oraya tatile gittiğimize yemin edebilirim demişti. Hümeyra'nın bu anlattıklarından sonra ben de şaşırmıştım. Tatil heyecanıyla güzel bir rüya görmüşsündür dedim ve fazla uzatmamaya çalıştım. Ama Hümeyra yine mutsuz bir tavırla yüzüme bakıyordu. Sonunda dayanamadım ve çıkar şu dilindeki baklayı diyerek ona doğru baktım. O da Yaşar, neden tatil oraya gitmiyoruz? Bence bu bir işaret diyerek oraya gitmemiz için ısrar etmeye başladı. Yahu bir ay önceden planımızı yapmışız. Neden son gün böyle bir şey istiyorsun? Gideceğimiz yerlerde de çok eğleneceğiz. Merak etme diyerek konuyu kapatmaya çalıştım. Ancak Hümeyra'nın konuyu kapatmaya pek bir niyeti yoktu. Zaten yapısı gereğince çok inatçı bir insandı. Bu muhabbetin sonu tartışmaya varacağı da aşikardı. En sonunda yutkunarak tamam dedim. Sen istediğin olsun. Kahvaltı sonrası son hazırlıklarımızı da yaptık ve Düzce'nin Akçakoca ilçesine doğru yola çıktık. Son dakikada bütün planımızı değiştirmemizden her ne kadar rahatsız olsam da yanımda duran Hümeyra'nın bu denli neşeli olması beni mutlu ediyordu. Yolu şarkılar, türküler söyleyerek, birbirimizle muhabbet ederek ve şakalaşarak geçiriyorduk. Zaten gideceğimiz tatil beldesi de oturduğumuz evden 3,5 saat uzaklıktaydı. Yorucu bir yolculuk olmayacaktı. Bundan ötürü yavaş yavaş yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Yolculuğun 3. saati dolduğunda sonunda Akçakoca tabelasını görebilmiştik. İlçenin sınırından içeri girmemizden bu yana 10 dakika geçmemişti ki Hümeyra birden dur diye bağırdı. Onun fevri çıkışı beni de panik haline getirmişti. Arabayı hemen sağa çektim ve endişeli bir ses tonuyla ne oldu diye sordum. Hümeyra, ben bu anı daha önce yaşadım dedi. Söylediğinden hiçbir şey anlamamıştım. Ne anı, ne diyorsun diye sordum. Sonra bana eliyle yol kenarındaki bir teyzeye işaret etti. Ben dün geceki gördüğüm rüyada bu kanı da tam bu mevkide gördüm. Şu anda olduğu gibi ilçeye girdikten sonra kadını arabamıza almıştık deyince ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadım. Hayatım, sen gördüğün rüyanın etkisinde çıkamamışsın. Bu kadını ikimiz de ilk defa görüyoruz. Sana öyle gelmiştir deyince bana ters ses baktı. Yahu yok, ben bu anı rüyamda birebir yaşadım. Kadını arabaya alalım. Kadının adı Hafize. Gideceği yerde falanca yerdeki bir köy. Hatta yol boyunca çocukların hayırsızlıklarından bahsedecek dedi. Hümeyra kendinden bu kadar emin konuştuktan sonra her ne kadar böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilsem de sırf meraktan arabamdan indim ve sırtında yük taşıyan kadının yanına gidip teyzeciğim siz yorulmayın. Dilerseniz sizi gideceğiniz yere kadar bırakalım dedim. Kadın bu teklifimden sonra çok sevinmişti. Hemen sırtındaki yükü arabama koyup onu da arka koltuğa oturttum. Sonra direksiyonun başına geçtim. Tekrar yola devam ederken kadına sordum. Teyzeciğim, isminiz nedir? Nereye böyle? Kadının isminin Hafize olduğunu ve Hümeyra'nın bana öncesinde söylediği köye gideceğini söylemesiyle o an şok geçirmiştim. Kadın lafını bitirdiğinde Hümeyra ile göz göze geldik. O da en az benim kadar şaşırmış gözüküyordu. Sonra yine Hümeyra'nın söylediği gibi Hafize teyze yol boyunca evlatlarının haysızlıklarından bahsetti durdu. Hafize teyzeyi evine kadar bıraktıktan sonra hala daha yaşadığımız bu olayın etkisindeydim. Hümeyra'ya bu nasıl gerçek olabilir? Dün gece başka neler gördün? Nasıl oluyor da kadının arabada söyleyeceği kelimelere kadar biliyorsun gibisinden sorular soruyordun. Aslında Hümeyra da bu duruma benim kadar şaşırmıştı. Hayatım, bilmiyorum. Hatta gördüğüm rüya hakkında şu an doğru düzgün bir şey hatırladığım bile söylenemez. Kadını öylece yolda gördüğümde birdenbire rüyamda bu anı yaşadığımızı fark ettim dedi. Allah Allah, bu nasıl işti böyle? Hümeyra'yla bu konuşmayı yapmamızın ardından arabada bir sessizlik ortamı hakim olmuştu. Artık yolculuğa konuşmadan devam ediyorduk. İkimiz de kendi içimizde yaşanılan bu olayda mantık aramaya çalışıyorduk. Sonunda yolculuk bittiğinde karşımızda internette gördüğümüz o küçük evi görebiliyorduk. Ev internette görüldüğünden daha küçük bir yerdi. Tek katlıydı. Evin önünde ufak bir havuz ve yine küçük bir bahçesi de bulunuyordu. Evin dışında yine ufak bir kulübe gibi bir yer vardı. Ancak ne amaçla orada olduğunu ilk gördüğümde anlam verememiştim. Açıkçası bu evin bende yarattığı ilk izlenim tamamıyla fiyaskoydu. Ancak Hümeyra'ya dönüp baktığımda o evi gayet beğenmiş gibiydi. Ona ne yapalım, tutalım buraya diye sorduğumda bana başıyla onay verdi. Onun o hareketinden sonra öncesinde telefona kaydettiğim evin sahibini aradım ve evi tutmak istediğimizi söyledim. Telefondaki şahıs bana evinin 100 metre ileride olduğunu söyledi ve yanına gelmemizi istedi. Biz de dediğini yapıp Hümeyra ile birlikte ev sahibinin evine doğru gittik. Evin önüne yaklaştığımızda
Adam bizi ellediyordu. Arabayı onun yanına park ettikten sonra bizi evlerinin bahçesinin içindeki çardağa davet etti. Sonrasında bize birer bardak çay ikram ettiler. Evin sahibi adam, 50'li yaşlarda, gür sakallı, uzun saçlı bir şahıstı. Evin içinde 20'li yaşlardaki kadın ve 30'una yeni girmiş olduğunu düşündüğüm bir adamla beraber yaşıyordu. Sonrasında bahsettiğim şahıslar kendilerini tanıttıklarına 20'li yaşlarda olan kızlardan birinin öz kızı, diğerinin eşi olduğunu öğrendim. Evdeki adam ise ev sahibinin üvey oğluymuş. Aslında o an adamdan biraz nefret etmiştim. Bir insan kız yaşındaki bir kadınla neden evlenirdi? Bana bu tarz ilişkiler her zaman sapkınca gelmiştir. Orada ev sahibi ve ailesiyle biraz sohbet ettikten sonra evin bir aylık peşin ücretini ödeyip evin anahtarlarını istedik. Evin anahtarlarını da aldıktan sonra artık sonunda tatilin tadını çıkarabilecektik. Hemen ilk iş Hümeyra ile beraber bavullarımızı arabadan çıkardık ve eve yerleşmeye başladık. Evin içine girdiğimizde gördüğümüz manzara karşısında bir anda moralimiz yerle yeksan olmuştu. Evin içinde sadece tek oda vardı. Mutfakta, Amerikan mutfaktı ve o odanın bir parçasıydı. Evin içinde banyo tuvalet bile yoktu. Hümeyra'ya bu iş böyle olmayacak, gidip başka ev tutalım desem de Hümeyra bir defa burayı belirlemişti. İlla burası olacak diye tutturuyordu. Artık onunla bu tavırları iyiden iyiye beni gıcık ediyordu. Yahu evin tuvaleti banyosu bile yok dediğimde ise olur mu öyle şey, ara ev sahibini, vardır illaki, tuvalet banyo olmayan ev mi olur diye bana çıkışıyordu. Ev sahibini bu hususu sormak için aradığımda bana evin bahçesindeki kulübenin tuvalet ve banyo olduğunu söyledi. Hey Allah'ım ya, hangi çağda yaşıyoruz? Evin dışında yapılan tuvalet mi kaldı artık? Ev sahibinin bahsettiği kulübeye bakmaya gittiğimde kulübenin kapısını açmamla o anda istifra etmem bir oldu. Yahu bunlar nasıl insanlar? Evlerini yazlık yapmışlar, kiraya veriyorlar ama açıp da şu kulübenin haline hiç mi bakmadılar? Banyo ve tuvalet olarak kullanacağımız tuvaletin içinde insan dışkısından faal ölüsüne kadar her şey mevcuttu. Bu kulübeyi temizlenmeye kalksan rahat bir gününü alır. Ayrıca içeriden gelen bu leş kokusu eşliğinde temizlik yapmak ömründen rahat bir yılını söküp atar. Kulübenin önünde bunları düşünürken hemen Hümeyra'ya gel bakalım sana bir sürprizim var diyerek seslendim. Hümeyra yanıma geldiğinde güçlükle kapattım o kulübenin kapısını tekrar açtım. Acaba banyo tuvaletin halini gördükten sonra da burada kalmak için ısrar edecek miydi merak ediyordum. Kapıyı tekrar açtığımda bugün yaşadığım ikinci şoku yaşayacaktım. Kulübenin içi pırıl pırıldı. Ama nasıl olabilirdi? Az önce bu kulübenin içi harabe gibiydi. Hümeyra tabii ki benim gördüğüm kulübenin önceki halini görmediğinden ve o berbat kokuyu almadığından yüzüme bakıp neden kustun diye soruyordu. Ona gördüklerimi anlattığımda da bana sen bugün yaşadığımız olayın etkisinde kaldın galiba gibi kelimeler söylüyordu. Anlaşılan bu sefer roller değişmişti. Çok değişik bir gün yaşıyorduk. İkimizin de kafası allak bullaktı. Biraz kafa dağıtmak için madem tatile geldik, bari tatil yapalım diyerek mayolarımızı giydik ve kiraladığımız eve 15 dakika yürüme mesafesinde olan sahile yüzmek için gittik. Bu anormal günden sonra buz gibi Karadeniz'in o berrak suyunu yüzerek bütün negatifliğimi, stresimi atmıştım. Gördüğüm kadarıyla Hümeyra da halinden gayet memnun görünüyordu. O gün akşama kadar denizde yüzerek ve eğlenerek vaktimizi geçirdik. Akşam tuttuğumuz tek odalı eve vardığımızda aslında en önemli şeyi unuttuğumuzu fark ettik. Yemek hazırlamayı unutmuştuk. Akşama kadar yüzdükten sonra açlığımız da zirve yapmış durumdaydı. Hümeyra'ya dışarıdan ne söyleyelim hayatım diye sordum. Ancak Hümeyra karşımda hareketsiz kalmış bir şeyler düşünüyordu. Bana cevap vermedi. Sorumu tekrarladığımda bana baktı ve bu anı daha önce hatırlıyorum. Şimdi kapı çalacak ve ev sahibinin kızı eline bir tepsi börekle içeri gelecek dedi. Hümeyra lafını yeni bitirmişti ki birden biri kapıya vurdu. Ben heyecanla kapıya yöneldim. Kapıyı açtığımda gerçekten de Hümeyra'nın az önce söylediği gibi ev sahibinin kızı eline bir tepsi börekle kapının önünde bize bakıyordu. Kız kapının önünde bana, abi siz yoldan geldiniz, yorgunsunuzdur. Biz de bugün börek yapmıştık, ikram etmemek bize yakışmaz, buyurun lütfen dedi. Bense tepki veremiyordum. Kapının ağzında öylece dona kalmıştım. Karşımda duran kız da benim verdiğim tepkide bir normallik arıyordu. Öylece aval aval tek kelime dahi etmeden kızın suratına bakarken imdadıma Hümeyra yetişti. Önce kapımıza gelen kıza hoş geldiniz dedi. Daha sonra da onu içeriye davet etti. Bense kapının önünde hala dışarıya bakıyordum. Eşim kızı koltuğa oturduktan sonra bana da okkalı bir tokat attı. İşte o zaman kendime gelebilmiştim. Hümeyra'ya nasıl diye sordum. Hümeyra, bilmiyorum ama ben de korkuyorum.
Kız biraz oturduktan sonra kalkacak. Sen ses çıkarma dedi. Sonrasında birlikte kapının önünden ayrılıp kızın yanına gittik. Kız bizim yanına geldiğimizi görünce Hümeyra abla ben kalkayım hadi size afiyet olsun dedi. Hümeyra da olur mu öyle şey kardeşim şimdi çay demleyelim birlikte yiyelim dedi. Kız yediğini söyleyince Hümeyra da bu sefer en azından çayımızı iç diye ısrar etmeye başladı. Bense onları sadece izliyordum. Sonra Hümeyra bana dönüp çayı arabada unutmuşuz. Ben bir koşu gidip alayım sen de börekleri dilimle hayatım dedi. Hümeyra'ya tamam dedikten sonra mutfağa geçtim ve tepsiye doğru yöneldim. Börekler soğumasın diye üstünü kapatmışlardı. Ev sahibinin kızı da odadaki tekli koltuğa oturmuş beni izliyordu. Ben börekleri dilimlemek için tepsinin kapağını açmamla birlikte birden midem ağzıma geldi ve olduğum yere kusmaya başladım. Bize yememiz için getirdikleri böreklerin içleri dışkı kaplıydı. Yani böreği dışkıyla yapmışlar. Hemen tepsinin kapağını örtüp odadaki oturan kıza bağırmaya başladım. Ne lan bu? Nasıl bunu getirirsin diye bağırıyordum. Kıza orada hakaretler savuruyordum. Ancak kızda hiçbir tepki yoktu. Ben kıza söyledikçe o gözünü kırpmadan beni izliyordu. İşte o sırada Hümeyra odaya daldı. Benim bağırma seslerimi geldiğini söyleyerek neler oluyor diye o da bağırmaya başladı. Tam ben Hümeyra'nın odaya girmesiyle biraz olsun sakinleşecekken az önce öylece yüzüme bakan kız bana son bir bakış daha attı. Ancak bu bakışta gözlerin içi gülüyordu. Sanki bir zafer kazanmış edasıyla gözlerin içiyle bana bir selam veriyordu. Sonra birdenbire şiddetli bir biçimde ağlamaya başladı. Karşımdaki kız Hümeyra'ya hiçbir şey anlamadığını ve birdenbire benim ona bağırdığımı söylüyordu. Kız karşımda timsah gözyaşlarını döktükçe ben daha da sinirleniyordum. Hümeyra'ya döndüm ve gel de gör hanımefendileri bize neler getirmişler yememiz için. Hümeyra tepsinin yanına geldiğinde börek tepsisinin kapağını açtı ve bana dönerek ne diyorsun sen ya oldu. Onun tepkisinden sonra dönüp ben de tekrar tepsiye baktım. İşte o an gördüklerime inanamadım. Karşımda duran tepside az önce gördüğüm manzaranın aksine mis gibi kokan, nar gibi kızarmış kıymalı börek tepsi duruyordu. Ev sahibinin kızı yaşanan olaydan sonra eve gitmek istediğini söyleyerek evine gitti. Hümeyra ile baş başa kalmamız ve ikimizin de surat ifadeleri şiddetli bir tartışmanın başlayacağını sinyalini veriyordu. Odadaki sessizliği Hümeyra bozdu. Bana neden halıya kustuğumu sordu. Sonra tekrar başladım yaşananları anlatmaya. Hümeyra karşımda hayretle beni izliyor ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağından bahsediyordu. Ona ısrarla vallahi de billahi de doğru söylüyorum desem de nafileydi. Kadın bir türlü bana inanmıyordu. Üstüne bir de beni azarlamaya çalışıyordu. Artık onun da bu tavırlarını daha fazla katlanamıyordum. Evden çıktım ve arabaya atladığım gibi ilçe merkezine doğru yol aldım. Biraz kafa dinlemem gerekiyordu. Arabayı sahile çektim ve önceden aldığım biraları içerek yaşadığımız bu olayı düşünüyordum. Neden geldik buraya? Neden geldik? Bu yaşananlar nasıl gerçek olur? Gibi kendi kendime sorular soruyordum. Geç vakitlere kadar orada öylece vakit geçirdim. Ve sonunda kendimce bir karara varmıştım. Yarın ilk iş pılımızı pırtımızı toplayıp bu lanetli yerden gitmek en isabetli karar olacaktı. Biralarımı da bitirdikten sonra arabama bindim ve tek odalı evimize doğru sürmeye başladım. Eve vardığımda aldığım kararı karımla paylaşmayı düşünüyordum. Evin önüne geldiğimde ışıkların yanar vaziyette olduğunu gördüm. Demek ki Hümeyra hala uyumamıştı, beni beklemişti. Ancak kapıya vurduğumda açan olmamıştı. Dışarıdan seslendim. Hümeyra. Hümeyra ama ne ses vardı ne seda. Acaba başına bir iş mi geldi diye düşündüm. Çünkü ev sahibi ve ailesinden düzgün bir enerji alamamıştım. Hele ki birkaç saat önce yaşanan olay sonrasında bu ailenin ne bok yiyeceği belli değildi. Hemen son gücümle evin kapısına yüklendim. Kapıyı kırıp içeri baktığımda Hümeyra evde değildi. Artık aklıma iyice kötü düşünceler hakim olmaya başlamıştı. O sırada aklıma ev sahibinin evine gitmek geldi. Belki Hümeyra oradadır diye bir hışımla evlerine doğru yola koyuldum. Birkaç dakika sonra evlerin önüne vardığımda sabah gördüğüm evi akşam çıkaramamıştım. Tamamıyla farklı bir eve gelmiş gibi hissettim. Sabah ışıl ışıl olan yeşilliklerle bezenmiş bu eve gece kasvetli bir hava hakim olmuştu. Sabah yemyeşil, yeşillikler içinde olan bahçe şu an çamur içindeydi. Sabah oturduğumuz çardak yerine ahır benzeri bir şey vardı. Çamaşır asmak için uzatılan ipin üzerinde onlarca kedi cesetleri asılıydı. Eve doğru baktığımda evin ışıklarının yanmadığını fark ettim. Normal bir zaman olsa böyle bir evin bahçesine girmeyi bırakın, yanından geçsem dönüp arkama bile bakmadan oradan uzaklaşırdım. Ancak şu an mevzu bahis hayat arkadaşımdı, can yoldaşımdı. Bir cesaret evlerin kapısına sert bir şekilde vurmaya başladım. Aralıksız. 4-5 dakika boyunca durmadan vurdum. Ancak ne kapıyı açan vardı ne de kim o diye ses eden. O arada tamamen çaresiz bir şekilde kalmıştım.
Nerede bunlar diye düşünürken evin arka tarafına doğru bakmaya başladım. Evin arka tarafına geçmemle beraber karşımda gördüğüm manzara karşısında vücudumun bütün hücresi korkunun o iğrenç tadını tatmaya başladı. Karşımda o dörtlüyü görüyordum. Evet, karşımda ev sahibi, onun genç karısı, kızı ve üvey oğlu duruyordu. Ancak ellerinde küreklerle mezar kazıyorlardı. Sonra dikkatlice baktığımda kazılan mezarın yanında kefene sarılmış bir ceset gördüm. Ancak o anki yaşadığım korku ile onların yanına gidip ne yapıyorsunuz lan siz burada diyebilecek bir cesaretim yoktu. Karşımdaki dörtlü kazma işlemini bitirdiğimde ev sahibi ve üvey oğlu mezarın yanındaki cesedi sırtlamaya çalıştılar. İşte o an kefenin içinde sıyrılan bir el gördüm. O ele dikkatlice baktığımda yüzük parmağında bizim nişan yüzümüz takılıydı. Yoksa Hümeyra'yı öldürdüler mi? İşte tam o sırada sırtıma dokunan bir el hissettim. Zaten o an korkudan bayılmışım. Ayıldığımda tek odalı evin içinde kanepede yatar vaziyetteydim. Hemen Hümeyra'ya seslendim. 1-2 dakika sonra Hümeyra yanıma gelmişti. O anda yaşadığım mutluluğu hayal dahi edemezsiniz. Onu yanımda görünce hemen ayağa kalktım ve ona var gücümle sarıldım. O da bana sarılarak karşılık vermişti. Onun kokusunu yeniden soluyor oluşum. Bu çok farklı bir his. Ona sarılırken bir yandan da ağlamaya başladım. Tabii Hümeyra ne olduğundan habersiz ne oluyor hayatım, neden ağlıyorsun gibi sorular soruyordu. Ona dün gece neredeydin diye sordum. O alçaklar sana bir şey yaptılar mı diye ekledim. Hümeyra ise sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına Yaşar. Dün akşam senin o kıza yapmış olduğun terbiyesizlikten sonra sen de alıp başına gidince ben de özür dilemek için ev sahibinin evine gittim. Kız evdekilere hiçbir şey anlatmamış. Sağ olsun onlar da beni misafir ettiler. Ancak dün gece sende bir hal vardı. Neden deli gibi davranıyordun diye sordu. Ben ne dediğini anlam verememiştim. Ne diyorsun? Ne delisi diye sordum da bana. Dün gece biz evin çardağında çay içip sohbet ederken birden sen geldin. Sonra bir süre bize baktın ve evi gözetledin. Sonrasında gidip açık kapıya vurmaya başladın. Sana o kadar seslendik ne yapıyorsun diye ancak bir çeşit transta gibiydim. Bizi bir türlü duymadın. En son evin arka tarafına doğru gittiğinde kalkıp yanına gitmek istedim. Beni iyice utandırmıştın. Kolundan tutup seni eve getirmek için davrandım ki bir anda bayıldım. Hayatım ne oluyor sana? Neyin var Allah aşkına dedi. Hümeyra cümlesini bitirdiğinde acaba gerçekten de deliriyor muyum diye düşünmeye başladım. Ve bu sefer yaşadıklarımı ona anlatmadım. Zaten anlattığımda inanmıyordu. Bari beni deli olarak görmesin diye sustum. Ona sadece gidelim buradan hayatım dedim. Hümeyra ise ama daha geleli bir gün oldu. Ayrıyetten hiç gezmedik bile. Daha göreceğimiz çok yer var dedi. Ayrıca dün gece ben ev sahibi ailesiyle sözleştim. Birazdan hep beraber pikniğe çıkacağız dedi. Dün gece gördüğüm manzara sonrası bundan daha kötü bir haber alamazdım. Odanın içine baktığımda Hümeyra çoktan piknik sepetini hazırlamıştı bile. Ona o dakika gitmeyelim desem hep beraber pikniğe gitmekten daha sıkıntılı bir duruma yol açacaktı. Mecbur tamam dedim ve duş almam gerektiğini söyleyip banyoya girdim. Banyodan çıkıp hazırlandığımda bütün hali kapının önünde beni bekliyordu. Hiçbiriyle sözlü bir diyaloğa girmeden piknik eşyalarını arabaya yükleyip yola koyulduk. Hümeyra'ya yolda giderken şimdi böyle bir şeye ne gerek vardı gibisinden sorular soruyordum. O da benim bu isteksiz tavırlarımdan bunalacak olsa ki bir noktadan sonra suratına ekşitmeye başladı. Yahu 3 senedir evliyiz. Seninle bir defa bile böyle pikniğe gitmedik. Sen ne huysuz adamsın. Bir kere de bulunduğun durumdan zevk al be adam diyerek söylenmeye başladı. Zaten Hümeyra cümlelerini kurduktan sonra benim de tadım tuzum iyice kaçmıştı. Bu ailede bir şey vardı. Hadi dün gece alkolün verdiği kafayla belki halüsinasyon gördüm diyelim. Ki alkolün böyle bir etkisi yoktur. Ama hadi var diyelim ama o dışkı dolu börek meselesi ne olacaktı? Veya kulüp olayı. Bu ailede cidden bir numaralar seziyordum. Etrafa negatif bir enerji saçıyorlardı. En azından ben öyle hissediyordum. Yol yakınken Hümeyra'yı ikna edip buradan uzaklaşmalıydık. O gün piknik yapmak için gittiğimiz ormanda ben hariç herkes eğlendi. Çok güzel muhabbetler ettiler. Oyun oynadılar. Ancak ben öylece oturduğum yerde sadece somurtarak vaktimi geçirdim. Tabii gün sonunda herkes evlerine dağıldığında Hümeyra benim o tavırlarımın hesabını teker teker sormuştu. En sonunda dayanamadım ve ona dün gece yaşadığım olayı anlattım. Bütün her şeyi anlatmayı bitirdiğimde kuşkulu gözlerle bana doğru bakmaya başladı ve tek bir kelime bile etmeden yatacağını söyledi. Ayrıca yarın bavulları hazırlarım, akşam üzeri de yola çıkarız diye de ekledi. Aslında bu tutum bana karşı bir sistem göstergesiydi. Ancak şu an bunun benim için hiçbir önemi yoktu. Sadece buradan ayrılacağımızın sevinci içindeydim. Hümeyra odanın içindeki yatağa uzandığından ben de saate baktım. Saat henüz erkendi. Zaten uykum da yoktu. En iyisi biraz televizyon izleyeyim diye düşündüm ve televizyonu açtım. Televizyonda sevdiğim bir yarışma programı vardı.
Pür dikkat, onu seyrederken sanki televizyon ekranına ev sahibinin yüzü yansımış gibi hissettim. O an bütün dikkatim dağılmıştı. Sadece televizyona, o yansımayı tekrar görebilecek miyim diye düşünerek bakıyordum. Uzun bir süre bir daha öyle bir şey fark etmedim. Ulan harbi deliriyorum galiba diye düşünürken bu sefer de evin dışında birilerinin gölgelerini görmeye başladım. Hemen televizyonu kapattım ve olduğum yerde sessizliği sağladıktan sonra dikkatimi gölgelerin olduğu tarafa yönelttim. O an içimi inanılmaz bir korku sarmıştı. Aşağı yukarı 30-40 dakika boyunca oturduğum tekli koltuk üzerine sadece gölgeleri gördüğüm tarafa doğru bakmıştım ve korkunun etkisiyle mi artık bilemiyorum ama inanılmaz derecede sıkışmıştım. Ama şu an korkudan kolum bile kıpırdatamazdım. Uzun bir süre dişimi sıkmaya çalıştım ancak daha fazla dayanamayacaktım. Ağır adımlarla evin dış kapısına doğru yöneldim. Kapıyı seri bir şekilde açtım. Kapının dışını biraz kolaçan ettikten sonra herhangi bir tehlike görmemiştim. Usul adımlarla tuvaletin bulunduğu kulübeye doğru ilerlemeye başladım. Bir an önce tuvaletimi yapmam gerekiyordu. Daha fazla dayanacak mecalim kalmamıştı. Kulübenin önüne gelip kapısını açtığımda yine bir işkence tablosuyla karşı karşıya kalmıştım. Tuvalet ve banyo yine ilk gördüğüm haldeydi. Ancak bu seferki karşılaştığım manzara karşısında yaşadığım korkuyu sizlere anlatacak bir kelime bulamıyorum. Ev sahibinin eşi ve kızı o pisliğin içinde yemek yiyorlardı. Benim kulübenin kapısını açtığımı fark ettiklerinde ikisi birden bir anda bana döndüler ve yediklerini bana uzattılar. Bana uzattıkları o leş kokan şeye baktığımda bunun bir çürümüş et parçası olduğunu gördüm. Korkunun bana vermiş olduğu anki refleksle kulübenin kapısını kapattım ve oradan kaçmak için hareket haline geçmeye çalıştım. Ancak ben tam oradan kaçmak için arkamı döndüğümde tam dibimde ev sahibine ve üvey oğlu öylece dikilmiş bana bakıyorlardı. Zaten onları o vaziyette gördüğüm an altımı kaçırmaya başlamıştım. Onlar önümde bana dik dik bakıyorken arkamdan gelen sesle kulübenin kapısının açıldığını fark ettim. Ben kulübenin önünde, ev sahibi ve üvey oğlu benim önümde, karısı ve kızı arkamdaydı. İşte o an sadece gözlerimi kapatabildim. Zaten gerisini hatırlamıyorum. Uyandığımda bu sefer kendimi hastane odasında buldum. Avucumun içinde inanılmaz bir ağrı vardı. Avucumun içine baktığımda orada yazılı bir not gördüm. Notta "O kız hiçbir yere gidemez" yazıyordu. Nottaki yazıyı okumamla artık iyice telaşlanmıştım. Ulan bunlar nasıl insanlar böyle? Bu şerefsizlerin bizimle alıp veremediklerini bir de utanmadan bizi dinlemişler. Yoksa oradan gideceğimizi nereden bilecekler? Ayrıca o kız hiçbir yere gidemez deneymiş. Hümeyra'dan bahsettiklerini anlamıştım ama yaşananları bir türlü mantığımı almıyordu. Bu olaylardan çıkarabildiğim tek sonuç bunların insan olmadıklarıydı. Çünkü hiçbir insan gidip de o saatte ve o pislik içindeki tuvalette yemek yemez. Fakat şimdi ne yapmam gerekiyordu? Ben bunları düşünürken aklıma neden hastanede olduğum sorusu geldi. Ben buraya nasıl gelmiştim? Beni kim nasıl getirmişti? Ev sahibi ve ailesi onca şeyi yaşadıktan sonra bir de utanmadan hastaneye getirecek halleri yoktu. Acaba Hümeyra mı getirmişti? En önemli soru, ben hastanede yatıyorsam Hümeyra neredeydi? Ben hastane yatağında öylece yatarken karşımdaki duvarda asılı olan saat dikkatimi çekti. Saat 12 bile olmamıştı. Demek oluyor ki uzun bir süredir hastanede değildim. Hemen hemşireyi çağırmaya çalıştım. Belki onlardan içinde bulunduğum vaziyet hakkında bilgi edinebilirdim. Birkaç defa seslenişimin ardından odama ben yaşlarında bir erkek hemşire girdi. Öncelikle ona neden buradayım diye sordum. Bana aşırı heyecandan kalp spazmı geçirdiğimi ancak endişelenecek bir durumun olmadığını, merak etmemem gerektiğini ve istediğim zaman taburcu olabileceğimi söyledi. Ona peki kim beni buraya getirdi diye sorduğumda 112 aranmış diye yanıtladı. Anlaşılan orada neler yaşandığını sadece ev sahibinden öğrenebilirdim. Odadaki erkek hemşireye hemen taburcu olmak istediğimi söyledim ve gerekli evrakları doldurduktan sonra hastaneden çıkışımı aldım. Yaşadığım bu son olay artık uç noktaydı. Ne olursa olsun hemen buradan gidecektik. Önce Hümeyra'nın gördüğü rüya ve o rüyanın etkisiyle olacakların ona malum olması, sonrasında benim yaşadığım bitmek bilmeyen korku dolu anlar burada daha fazla kalmamız durumunda başımıza gelecek felaketlerin habercisiydi. Hemen hastane önünde bir taksi çevirdiğim gibi tek odalı evimize doğru yola koyuldum. Yol boyunca aklıma sadece Hümeyra vardı. Ayrıca yeniden o eve gittiğimde yine başıma kim bilir neler gelecekti bunu düşünüyordum. Eve varana kadar akla karayı seçtim. Taksi evin önünde durduğunda ona ücreti verdikten sonra koşar adımlarla eve doğru ilerledim. Evin kapısının önüne geldiğimde kapıyı var gücümle yumruklamaya başladım. Tek dileğim Hümeyra'yı evde bulabilmekti. 4-5 dakika boyunca kapıyı yumruklamamın ardından Hümeyra uyku dolu gözlerle kapıyı açabilmişti. Onu evde sağlıklı bir şekilde gördüğümde içim ferahlamıştı. Ona hemen hazırlan.
Yarın daha beklemeyeceğiz. Bavullarımızı, eşyalarımızı falan ne var ne yoksa toparlayalım. Bir dakika bile kaybetmeden en hızlı bir şekilde burayı terk edeceğiz dedim. O ise ne oluyor sana? Gündüzler torbaya mı girdi? Ben bu halime hiçbir şey hazırlamam deyince ona tepkimi sadece azarlayarak gösterebilmiştim. Hümeyra benim. Nedenle ciddi olduğumu anladığında o da apar topar bavulları hazırlamaya başladı. Ancak bir yandan da söylenmeye devam ediyordu. Ben de bir yandan ona yardım ediyor, bir yandan da toparladığımız eşyaları arabaya yerleştiriyordum. Ona acele etmesini söyledikçe sanki bana inat yaparcasına daha da ağırdan alıyordu. Sonunda hazırlığımızı bitirdiğimizde Hümeyra arka koltukta uyuyacağını ve onu rahatsız etmememi söyledi. Bu durum benim için de iyi olmuştu. En azından evimize varıncaya kadar başımın etini yemek yerine uykuyla mücadele edecekti. Ben de ferah bir yolculuk yapacaktım. Tüm hazırlıklar bitip yola çıktığımızda içimde bir ürperti baş göstermeye başladı. Bu hissi daha önce gece yarısı ev sahibinin evine gittiğimde yaşamıştım. O an bir şeylerin ters gideceğini hissetmiştim. Nitekim de öyle oldu zaten. Biz arabayla seyir halindeyken düzce İstanbul arası otobanın göbeğinde araç birden teklemeye başladı. Otobanın göbeğinde mağdur bir vaziyette kalmıştık. Hemen teknik servisi aradım ve durumu anlattım. Teknik servis çekiciyle geldiğinde servisin Akçakoca'da olduğunu öğrendim. Ulan bu nasıl tarihti? Bu gudubet ilçeden bir türlü uzaklaşamıyorduk. Birileri yolumuza taş koyuyordu. Çekici aracı tamirhaneye çektiğinde oradaki usta aracı yarın akşam alırsın ancak dedi. Ustam daha erken olmaz mı diye ısrar etsem de usta ketum adamdı. Yarın akşamdan aşağı olmaz diye diretiyordu. Artık yapacak bir şey yoktu. Son bir gece. Bir gece daha katlanalım sonra gidelim ne olacak dedim. Hümeyra halinden hiç memnun değildi. Gidelim gidelim diye direttin. Yarın çıksaydık ne kaybederdin diye söylenerek beni de geriyordu. Hadi eve gidelim diye ısrar etmesiyle ben de artık patlama noktasına gelmiştim. Bu gece otelde kalacağız artık. Evi de tatil de unut. Tatilimizi kendi evimize yapacağız dedim. Ustaya yakınlarda bir otel olup olmadığını sordum. Bu gece duyduğum tek güzel haber ustanın az ileride otel olduğunu söylemesiydi. Hemen arabanın içindeki eşyalarımızdan alıp otele doğru ilerledik. Otele vardığımızda Hümeyra oteli hiç beğenmemişti. Aslında hakkı da vardı. Otel bayağı pesbah bir oteldi. Yine o tek odalı eve gidelim diye tutturmaya başladı. Madem ki iş çıkaracaktın, madem ki burada durmayacaktın, o halde neden bir aylık peşin verdin kalmayacağımız eve diyordu. Ancak çatlasa da patlasa da artık o eve gidilmeyecekti. Ben ailemizin ve akıl sağlığımızın peşindeyken Hümeyra'nın tek derdi ev sahibiyle vedalaşmadan çekip gidiyor oluşumuzdu. O geceyi o otelde geçirdik. Ertesi gün madem ki burada son günümüz bari biraz daha gezelim dedik ve zamanı akşama kadar gezerek geçirdik. Akşam olduğunda Hümeyra'ya otelde kalmasını arabayı alıp geldikten sonra hemen yola çıkacağımızı söyledim. Sonra aracı teslim almak için tamirhaneye doğru ilerledim. Tamirhaneye vardığımda usta aracın birkaç saatlik işinin daha olduğunu sonra yola çıkmaya hazır olacağını söyledi. Ben de Hümeyra'ya işin biraz uzayacağını söyledikten sonra ustanın işinin bitmesini bekledim. Tamirhanede vaktimi geçirirken orada çalışan elemanlardan biri bana sorular sormaya başladı. Abi nerelisin? Buraya tatile mi geldiniz? Amcamın yakınlarda pansiyonu var. Arayış içindeyseniz haber edeyim gibisinden tekliflerde bulunuyordu. Ben de evi tuttuğumuzu ancak buranın bize yaramadığını ve geri döneceğimizi söyleyince araya evi nereden tuttunuz, fiyatı nedir gibisinden sorular sıkıştırmaya başladı. Ona istediği bilgileri ve evin konumunu söylediğimde benimle az önce iştahlı iştahlı konuşan çocuk dut yemiş bülbüle döndü. Ona ne olduğunu sorduğumda bana abi bir yanlışın vardır. Orası ben bildim bileli boş. Bahsettiğin yerde kimse yaşamaz. Yıllar önce terk edilmiştir deyince ben ne şüpheyle karşılık telaşlandım. Kardeşim 3 gündür oradayız. Asıl senin bir yanlışın var. Hatta ev sahibi de falanca filan deyince bu iş hayra alamet değil. Senin ev sahibi diye bahsettiğin herifi daha önce hiç görmedim. Ben 10 yıldır işe gelip giderken bahsettiğim mevkiden geçerim. Ancak o harabe evlerde insan yaşaması mümkün değil. Zaten ben kendim bildim bileli de orada kimse yaşamaz dedi. Sonra ben çocukla iddialaşmaya başlayınca cebindeki telefonu çıkardı ve birini aramaya başladı. Bulunduğumuz alandan uzakta konuşmayı tercih etmişti. Ben çocuğun bu davranışından işkillenmeye başlamıştım. Zaten ben çocukla konuşmaya başladım. Tamirhanedeki diğer çalışanların da bana karşı bakışları değişmişti. Sanki hortlak görmüş gibi korkuyla bakıyorlardı. Çocuk telefonun karşısındaki kişiyle konuşmasını bitirip yanıma geldiğinde ustasından izin istedi ve sonra benim elimden tutarak ''Abi gel benimle. Belki benim bir yanlışım olmuştur. Oraları en iyi Salim Hoca bilir. Bir de ona soralım.'' dedi. Arabanın yetişmesine daha bir saatten fazla süre vardı. Bu sebepten ötürü sırf meraktan tamirhaneden çalışan çocukla birlikte bahsettiği adamın yanına doğru yola çıktık. 20,
25 dakika yolculuktan sonra ufak bir köyde, mütevazi bir evin önünde durduk. Yanındaki çocuk arabadan indi ve Salim Hoca diye bağırmaya başladı. Çocuk birkaç defa seslenmesinin ardından camdan yaşlı bir adam çıktı ve "Gel evladım, müsaitim" diyerek geri seslendi. Sonrasında dışarıda duran çocuk bana eliyle arabadan in işareti yaptı. Birlikte yaşlı adamın evine girdik. Salim Hoca dedikleri adam değişik bir insandı. Hoca oturma odasında iki tane koca kanepe olmasına rağmen yerde minderlerin üstünde oturuyordu. Yanında da iki tane kara çarşaflı kadın ayakta öylece saf saf dikiliyordu. Hoca biz içeri girdiğimizde yüzüne ufak bir gülümseme kondurdu. Bana bakarak "Yanımdakileri görebiliyor musun?" dedi. "Ney Salim Bey?" diyerek sorusunu cevapladım. Salim Hoca "yanındaki çarşafları görüyor musun?" diye sorusunu yeniledi. Hoca başta "yanımdakileri görmüyor musun?" diye sorduğunda kadınlardan bahsettiğini anlamamıştım. Zaten o kadınları görmemek mümkün değildi. Çünkü gözümün önünde öylece dikiliyorlardı. Hocanın sorusuna "görüyorum" diye cevap verdim. Ben "görüyorum" dedikten sonra benim yanımdan içeri giren tahmin çocuk ağzı açık bana bakmaya başladı. Ona ne oldu dercesine göz kırpmamın ardından Salim Hoca "çocuğa sen dışarıda bekle" dedi. Sonra birden ayağa kalktı. Başka bir odaya doğru yöneldi. Birkaç dakika sonra geri döndüğünde elinde yeşil renkte ilaç benzeri bir şeyle odaya girdi. Sonra o yeşil karışım suyla karıştıktan sonra bana içmemi söyledi. Ona "ben bu şeyi içmem" dedim. "Oğlum, içmen gerek. Seni buraya getiren çocuk bana bazı şeyler anlattı. Eğer ki korktuğum şeyse vaziyet kötü. Sen bu karışım iç ki kimlerle birlikte dolaşıyorsun sen de gör" dedi. Hoca lafını bitirdikten sonra isteme istemeye de olsa o karışımı içtim. Sonrasında gözlerimi kapatmamı söyledi ve yanıma geldi. Salim Hoca işaret ve orta parmağıyla alnıma bastırmaya başladı. İşte o an dayanılmaz bir baş ağrısıyla birlikte bağırmaya başladım. Hissettiğim bu baş ağrısından gözlerim kararmaya, vücudum kontrolden çıkmaya başladı. Hoca parmaklarını alnımdan çektiğinde bir anda hissettiğim o dayanılmaz ağrı da bıçak gibi kesilmişti. Hocanın işi bittiğinde bana pencereden dışarı bakmamı söyledi. Kafamı çevirip gözlerimi pencereden dışarı doğru çevirdiğimde karşılaştığım manzara karşısında az daha küçük dilimi yutuyordum. Pencerenin öteki tarafında ev sahibinin karısı ve kızı, yanlarında da 8-9 tane daha kişi öylece pencereye bana doğru bakıyorlardı. Salim Hoca, "şimdi görüyor musun onları?" diye sorduğunda ona hiçbir şey söyleyemedim. Salim Hoca durumumu anlayacak olsa ki ayağa kalktı ve beni karşısına oturttu. O an karşımda onları görünce korkudan dilim tutulmuştu. "Yahu bunlar bir anda nereden çıktılar? Işınlandılar mı?" gibi kendi kendime sorular soruyordum. Karşımda duran Salim Hoca birden gözümün içine bakarak bir şeyler okumaya başladı. O okudukça ben rahatlamaya başlıyordum. Dilim de gitgide açılmaya başlıyordu. Hoca okumayı bitirdiğinde bana sorular sormaya başladı. Öncelikle bana pencerede kimleri gördüğümü sordu. Hoca cümlesini bitirir bitirmez istemsiz konuşmaya başladım. Pencerede gördüklerimi kendi iradem dışında söyleyivermiştim. Sonrasında hoca sormaya devam etti. Böylelikle ben de tüm yaşananları eksiksiz bir şekilde ona anlatıyordum. Sonunda her şeyi anlattığımda bu sefer de Salim Hoca'nın yaptıkları karşısında şaşırıyor ve ürküyordum. Salim Hoca, "benden korkmana gerek yok oğul" dedi ve bana Hümeyra'yı sordu. Artık kendi irademle konuşmaya başlamıştım. Ona Hümeyra'nın otel odasında yola çıkmak için beni beklediğini söyledim. Bana "hemen onu ara" dedi. Hocanın bu endişeli tavırları beni de endişelendirmişti. Heyecanla cebimden telefonu çıkardım ve Hümeyra'yı aradım. Telefon sonuna kadar çalmasına rağmen Hümeyra bir türlü yanıt vermiyordu. Sonra tekrar aradım. Ancak yine telefonu açan olmamıştı. Hoca "hemen gidelim, geç olmadan" dedi. Sonrasında apar topar tamir çocuğun arabasıyla yola çıktık. Hocaya yolda "ne oldu hocam? Nedir sizi endişelendiren?" diye sorular soruyordum. Hoca "bak oğul, musallat sende değil, karın Hümeyra'da. Allah korusun, onu bir defa alırlarsa daha da kurtarmamız çok zorlaşır" dedi. "Hocam ne musallatı, ne anlatıyorsun sen?" diyerek sanki her şeyi hoca yapmış gibi ona kızmaya başlamıştım. Yol boyunca hocadan sorularıma cevap vermesini bekliyordum. Ancak Salim Hoca Hümeyra olmadan hiçbir sorunun cevabını veremeyeceğini söylemişti. Ama ben delirmiş gibi aynı soruları sormaya devam ediyordum. Sonunda otele vardığımızda apar topar odaya doğru koşmaya başladım. Otel odasına vardığımda kapıyı açmamla beraber o an yıkıldım. Hümeyra odada yoktu. Sadece yatağın yanındaki taburun üzerine bir kağıt parçası duruyordu. Kağıdı elime alıp üzerindeki yazıları okudum. "Hümeyra, senin işin uzadığı için ev sahibi ve ailesine vedalaşmaya gidiyorum. Umarım senin işin bitmeden gelirim" diye yazarak bana bir not bırakmıştı. O an istemsiz şekilde küfürler savurmaya başlamıştım. Birinci bölüm bu kadar arkadaşlar. İkinci bölüm için takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.